Kardeşler Maide Suresi'nin 54. ayetinde Allah bu sevginin aşkın gerçeğini bize gösteriyor. Ashab-ı Kirama hitap ederek. Yani biraz önce Ashab-ı Kiram'ı konuştuk. Ne dedik? Sevdi onları Allah. Peygamberi de şahit oldu. Cennette senin terlik sesini duydum dedi. Cennette sen benimle berabersin dedi. Bunu gözleriyle gördüler, kulaklarıyla duydular. Ama bakın Maide Suresi'nin 54. ayetinde bu adamlara şu sözünü ettiğimiz Allah dostu insanlara ve Allah'ın kendilerini sevdiği insanlara ki ki çok önemli kardeşler bu ashabın önemli bir bölümüne Allah Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor Kur'an'da. Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor. Sonra da başka bir ayetinde buyuruyor ki Allah onlardan memnundur. Onlar da Allah'tan memnundurlar. Sevmişler, sevilmişler. Arada bir sevgi kaynamış, gitmiş. Müthiş bir sevgi olmuş. Bunu Kur'an defalarca söylediği halde, Maide suresinin 54. ayetinde, ikazını da yapıyor Allah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, yani peygamberin etrafında, Allah'ın razı olduğu, Allah'ın elinin onların elinin üstünde olduğu, bir mecazi deyim tabi bu, yani Allah onlarla beraber demek bu. Ey bu tip iman etmişler, men yertedde minkum an dinihi. Siz bu elinizdeki dinin kıymetini bilmez de bu dini bırakarsanız böyle bir şey olursa hani aramızda bir muhabbet var. Siz beni çok seviyorsunuz. Ben sizi seviyorum. Gözünüz oldum, kulağınız oldum, eliniz ayağınız oldum ya. Buna rağmen bir risk var ortada. Ne bu risk? Siz bunu bırakıp gidebilirsiniz. Allah bırakmaz. Vefasızlık etmez Allah. La yuhlifullahul miiad Allah verdiği sözden geri gitmez. Ama siz bir cayma yapabilirsiniz. Allah'ı bu şekilde bırakıp giderseniz, Allah bundan esef edip eyvah gitti adamlarım demez herhalde. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Bu sefer Allah sizin yerinize başkalarını getirir. يُحِبُّهُمْ <laughs> وَيُحِبُّونَهُمْ Onları sever Allah, onlar da Allah'ı severler. Demek ki bir millet Allah'ı bırakarsa, Allah'ı bırakmak nasıl olur? Bunu ilan ederek değil. Hilafeti kaldırıp atmışsın. Faize mubah demişsin. Zina Allah haramdır demiş, asrın gereği demişsin. Alkol olmasın demiş Allah. Düğün başka türlü olmuyor diyorsun. Ben Allah'a reddettim diyerek göklere ok atacak halin yok herhalde. Böyle bırakılır, Allah bırakılırsa. Biz başka dünyaya gidiyoruz, Merih'te yaşayacağız diyemezsin ki Merih'te Allah'ın zaten. Allah'ı bırakmak o sevginin, aşkın gereği olan itaati bırakmaktır. Bıraktın mı itaati? Bırakacak bir şey kalmadı ki zaten. Allah badem gözlü kullarım diye sevmiyor ki bizi. Şeriatını yaşayacağız diye seviyor bizi. Yaşamadığın zaman şeriatını, kadını sokağa saldığın zaman, erkeği de ticaret merkezlerinde haramın içine saldığın zaman, neyini seviyorsun ki Allah'ın? Şeriatını sevmedikten sonra nesini seviyorsun? Müşrikler de Allah diye haşa, bir taşı yontup öpüp okşamışlardı onu zaten ama cehennem kütüğü olarak gittiler. Sevmek sevilmek o değil ki şeriatına teslim olmak, dinini yaşamaktır. Eğer siz bu sevginin kıymetini bilmez bırakıp giderseniz Allah bir kavim getirir, bir insanlar getirir ki onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever.